sahne başladı. Evet ilk sahneye başladı ve bak şimdi fotoğraflar gelecek. E, Afrika haline getirmiş. Nasıl kabileler bungalovlar falan işte ha, var. Hmm. Bak şimdi ilk sahneden fotoğraflar, ilk sahneler başladı. Recep İvedik 6. Evet. İlk Türkiye'nin en çok izlenen, en çok gişe yapan 10 filminden 4'ü Şahan Gökbakar'ın. Evet. Çok şu başarılı an, gerçekten. Yani Şahan'ın Recep Vedik. ...serisinin. Serisi. Evet. Aynen öyle. Ve e, bakalım bu da yine... ...istenen, beklenen... E, ...gişeyi, hasılatı yakalacak mı? Yani Şahan hep, ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama... ...hep Şubat ayında, Şubat tatiline... ...denk gelecek şekilde filmlerini çıkartıyor. Yok, Recep Vedi'yi çıkartıyor. Diğer filmlerinin tarihleri öyle belli değil ama... ...Şubat'ta biz Recep Vedi'yi hep görüyoruz. E, biliyorsun Şahan... E, ...Türkiye'de en çok filmden para kazanan... ...kişi olduğu için en yakın kankam. Evet... <laughs> e, o... <laughs> Ben bir kere böyle söyledim. Ben bilmiyordum izlediğini kanka, bu kadar dürüst hani hiç olmaz. Kimin çok çok parası varsa kankan biliyorsun. Evet parasız kanka, kankalar istemiyor engelliyorum. Mantıklı. Şahan Şu da Şubat ayından itibaren yine en yakın kankam olma yolunda devam edecek. Çünkü yine çok para getirecek bir gişesi olacak. Yani. Ya öyle diyorsun da şimdi Şahan'ın da yaşadıklarını hepimiz biliyoruz malum. İlk, filmde dolandırıldığını söyledi. O kadar o kadar haslat rekoru kırdı ve gerçekten çok para eline geçmesi lazım yaklaşık 15-20 milyon TL yanlış biliyorsam hmm. da lütfen düzeltin 15-20 milyon TL yapımcı aldı biliyorsun hiçbir şey elde edemedi o filmden düşünsene evet ya. ve hala davaları devam ediyor Maalesef. ediyor ve o yapımcıyla ben twitter'da birbirimizi takip ediyorduk hatta işte maçla ilgili yorumlar yapıyordum ben mi? çünkü evet çok maç izlemeyi seven bir mi eee hangisi yani yapımcı onlar iki kardeş Murat Murat olan mı? Bir dakika Akdilek. Ha tamam bir, bir neyse. Bir evet. ona. Evet. Neyse büyüğünü küçüğünü bilmiyorum. Ben bir tanesiyle onunla davalık. Hep de ona. Hatta ha. ona tweet attı. Sen maçlarla ilgili yorum yapacağına benim paramı ödesene diye. Eyvah. Tabii sonradan işte tweetleşme kesildi falan. Ben de takipten çıkarmıştım o sırada. Çünkü hmm. çok Eğer üzüldüm. öyle bir şey varsa evet Eğer yani. öyle bir şey varsa. Mahkemede hala devam ediyordu. sonuçlandı mı bilmiyorum. Onu da takip edelim. Gerçekten çok kötü bir şey. İnsanın emeğinin karşılığını alamaması. Ve Buna engel olunması ne kadar kötü bir şey Şimdi ve bu orta rahat gezmesi diye her yani iddialar doğru. hırsızlık bu dediğin evet. şey zaten ben hep benim bu hayattaki fikrim hep böyle olacak ee, hırsızlık vücudunu satarak geçinme yani geçinenlerden daha adice bir şey hiçbir şey fedakarlık yapmadan birilerinin emeğini çalmak bence benim nezlimde kabul görmeyen tek şey yani. Mesela sen burada bir haber verdin işte veya ben verdiğimde başka magazin siteleri isimsiz koyunca da o da hırsızlık oluyor mu? Onun vebali de boynuna. Hı? Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki.